şe'ni şevketini de men fikredip işimden aittim be. Şu ağalarım, şu dayı batır. Zorlu ağalarım maka, bana hiçbir dev yavayacak ya, hiç kim bitimin burnunu kanatabilecek ya deyip, şeyle gurur aldım deydi. İnni bu hukukun, Kuday Teala sizi bana düşman aylandım. Şu teleke, şu fikirden, ben başıma bugün düşüp duğum. Benle Kuday'dan maşağı ittika etmeliymiştik deydi. Ben size ittika edip size kavurup gurur aldım. Hiçbir düşman bana yavayacak der o deydim. Bu hukukunla Kuday Teala sizi bana düşman etti deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli Hakkıyor Türkmen'de olur. Ustad-ı Muhterem El-Hac Abdurrahman Ahundi Temitana'nın Kur'an-ı Kerim'nin mübarek Yusuf suratını tefsirlep de aydıp geleyen gurrunlarının 7. bölümünü 49 dakika ve 22 saniyenin müddetinde dikkatinizi hüdürleyeriz. Bu bölükte bir mübarek suranın 13. ayasından gurrunu varır. Dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya eyyühellezine amenu attakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حرمت العزيز مسلمان دوغلار Ak-Tebarek ve Teala senin okuyan cümlelerimizi ve işleyen vallu nesibatlarımızı ve ediyen bazı ibadet ve hayrat ve ihsarlarını Allah-Tebarek ve Teala özgürgahına kabul eylesin. Ak-Tebarek ve Teala Kur'an-ı Mecid'in Sûre-i Yusuf diyen suresinin 13. ayetinde fermaiş etti. Eûzu billahi mineşşeytanirracim ve entum anhu gafilun. Siz ey Yusuf Aleyhisselam'ın doğulları sizler gafılsınız. Kântum anhu gafilun oncüre tefsiri var deyip ayetli müfessirler şunun 5 tefsirini geçen bağlamızla ayırıp verdik. İnni şunun 6. tefsiri şi ve entum anhu gafilun. Ey gafiluna an emri Yusuf ve saadetihi ve memleketihi. Ey Yusuf'un doğulları, sizler Yusuf'un hoşbaktisinden ve onun şe'nu şevketinden, emrinden ve onun saadetinden ve giyin yurdu badığından siz gafil oldunuz, bihabar oldunuz. Onun sözü şe'ni şevketi bağdığını bilmeyseniz ona eziyet verdiniz, onu horladınız diye. Etmediği işiniz değerli bir gafil olursanız ettiniz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da fermaş ettir. Men âzâ muslimen fakat âzâni ve men âzâni fakat âzallâhe teâlâ. Her kim bir Müslümana eziyet verse bana eziyet verdi. Şun Müslümanların bazı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın oğulları. Bir ata öz oğluna biri eziyet verse, onu ata onun ınciye, biz Müslümanım da hem ben oğullum, ona eziyet vermeden ben ınciyen ettim. Her kim beni ıncıtsa, Huda'yı ıncıttı. Huda'yı ıncıtan adam da özüne tarap, Huda'yı özüne tarap tuttu dedi. Onun için siz Yusuf'u ıncıttınız, Yusuf'un o harekatından, o yardıyından bir haber bulursanız, siz şu işi ettiniz deyip
Allah-u Tebarek ve Teala melamet etti Yusuf Aleyhisselam'ın doğullarına. Ondan sonra bu ayetin 7. tefsiri gafiluna an ihtiyacikum ileyh. Siz Yusuf'a bir günü muhtaç olacaksınız. İhtiyacınız ona düşecektir. Onun için siz onu yurdunuzdan kovup onun mal-i memleketine özünüz eyip olacak olup şu işi ettiniz deyiptir. Sizlere ona eziyet verdiniz, bir iş etmediyseniz değerli değildi. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da fermaş ettir. Men âzâ câruhu evresahullâhu ta'ala dârehu. Yani haysi bir adam komşusuna eziyet verse, horlasa Allah Tebârek ve Teâlâ şol horlayan adamının malini, mülkünü, öyünü son komşusuna miras koyar horlayana diptir. Tevri eder, ol horlayan adam bunun kuvvetine gücü var, zoru var, imkanatı var. Çarkı felek aylanır da ne miş eder? Ol horlayan adam zorlu adamdı, baydı. Onun baylığını gariplığa yazdırıp, onun zorluğunu ezirliğe yazdırıp, bir teori başını iş düşer de, sol öğünü, ladını arda ancak demir kıymata, ya kıyağın aşığına satar gider, şihirli yağdayıp olur deyiptir. Bir gep, bir direk gep de, bir peygamberin ağzından çıkan gep. Her kim komşusuna eziyet verse, şu eziyet verilen adam o eziyetler gücün darını mülküne eyeb olur dedi. İnha ve entüm anhu gafilunun tekkirlenci tefsirişi ey gafiluna an mezilletikum beyni yedeyh. Ey Yusuf'un doğulları, siz gafilsiniz. Ol Yusuf'un bir evine başınız etek, yüzünüzü etek edip de onunla bir delil olup yıkılacak yağdayınız var. Sonundan siz gafılsınız deyip. Onun için eziyet vermelidiniz. Onun haline cinayet etmelidiniz deyip ayıp ediyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şu hadis varlık buluptur. La yecni can illa ala nefsi. Hiç vakit bir cinayetkar cinayeti etmedi, meğer öz canını ettiriptir. Her kim bir Müslümanı cinayet etse, hıyanet etse, çoğu zulmetse, çoğu Müslümanı horluya mukaddim etsin, özün ediyendir. Onun için konulümüzün kalını zarf-ı mesel, şu hadisin manası. Her kim eder, özün eder. Hıyanet etsen, ol evrilip özüne geleceğine gururun yok. Ve entüm anhu gafilunun 9. tefsirişi ve entüm gafiluna an terkil hurma. Siz Yusuf Aleyhisselam'ın hurmasını terk ettiniz. Bir ihtirami edip şu işleri ettiniz. Onun derecesinden, ugammağın mertebesinden, onun hudayanına izzetu kereminden gafil olansanız terk-i hürmet ettiniz ona. Onun hürmeti Hüdayi'nin yanına kan. Ola bir peygamber, hatta bir adli Müslümanın da Hüdayi'nin yanına hürmeti kan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fermaş ettir. El mümin ekremu alallah min bazı melaiketi. Müslümanlar bağdır deyiptir. Her bir Müslüman bazı periştelerden de Hüdayi'nin yanına derecesi onu kan. Ve lekad kerremna beni Adem. Biz Adem oğullarını sihirli ettik, hormatlı ettik. Âmmatın nas, afzal min âmmatıl melaike. Beşerin âmmatı, âmmayı melaikeden ne afzal deyip bizim irtikadımız var. Ve şeyle olsa, Müslümanın ikramını, ihtiramını terk etmeliyle, Müslüman da onun hemişe ikramı, izzet bilen berhurd etmeli. Hormatı edep bilen berhurd etmeli. Ondan sonra oğlancı tefsirçi
غافلون عن أفوه عنكم في حسدكم وكيدكم أي يوسف دغلري سيد غافلن أو يوسف سيد بغشيشت مجنن برغني جلجك يوسف إلنا سيد جليل بولجك يوسف فاتشا بولبتا سيد هورلاين نيسا سيدن قرون انتقامن علين نيسا دا بشريا دي لنا نقلاين نيسا دا بشريا سيد أولرين نيسا دا بشريا شل قيج قوة يوسف إلنا جيرن واطننا سيد أول بغشتزك Senin onu görüp silgedenleri, onu hile edip de onu avundurandırı, ol Yusuf şol günahını bağışlayacak, siz de şermenle olup da şol gün şun ayağını yıkılacak, şu yağdayı başına geleceğinden bir haber bulunsanız, gafur bulunsanız, siz onu iş ettiniz, hasadet ettiniz, ona hile ettiniz, onun için horladınız. Ol şol kudreti bilenle sizin günahınız bağışlayacak. Ondan siz gafil bulunuz. Onun için bağışlaş, çok kudret vaktinde bağışlayan azab. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fermayiş ettir. Men afa indel kudret, ufiye anhu yevmel usrat. Kaysi bir adam, kudret eline gelenine, güç eline gelenine bağışlaş etse, bağışlasa, çoğu adam yine usrat gününe, onu öldürün bağışlanır. Usrat gün yani kıyamet gün. Kıyamet gün bir başa gayılık gün, emmecik adam ve nefsadip entiyyen günü, şu günle o adama bağışış olacak, hesaba çekilecekler. Ve onun için başarsanız, bir ecidu nadanu na fehmu, sana inhalekem bir ihtiramiyetse, her gün sen hakkına tecavüz etti seni, horlası eziyet verasa, seninle başarsan onu horlamakla, şu yerde bağışlak koy vermeli. Ay öldüm oraya bulmayın deyip de affetsen, seninle kıyamet gününle sen affedecek. Yine şu yağdayı başa gelecekten bir haber bulmalı, gafil bulmalı. Fel gaflat turisun nikmete vel hasrate vel nedamete. Gaflat diyelleri azabı miras koyuyandır, ziyankarini miras koyuyandır, peşimallığı ökünce miras uyandır. Onun için gafil olmalı. Hemmemin üstünde hemme yağdayda Kuday gözlaptı. İçeride, dışarıda, merekede yeketen havul. Gece günlüğü. Hemme vaatlarda hemmecik halimizde Kuday defemizden gözlaptı. Hiçbir yağdayımızdan Kuday bir haberde. Ve Kuday nazır ve hazır olup duranını bilip dursak yine gafil olmadığımız. Kuday hayattan çıkartıp da halen işi ediversek onunla gafil olmadığımız. Gaflat diyenleri iyi üret teleke güne. Onun için Allah-u Teala وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِل۪ينَ Ey bendelim gafillerden bulman, beni undurlardan bulman, madem beni hazır nazır bilip yahtladan durun, yadınızdan beni sıkaramam dedi. Bazı salih adamlar dişinle ustadını gördü deyiptir. Ustadını gördü, ustadından sonra da eyyül hasrat ağzamındakum. İnne adamının ökünce ken, kıyamatta kendi adı ökünce yok. Şu ökünçlerin içinde inki beter ökünç bulunlar neyme, ey ustad deyip sonra deyip. Onun ustadı cevap verdi, hasratul gafilin, gafilların ökünce beter değil. Beter diyen bulunan şu gaflet değil. Gafil olmalıymış. Hazreti Zünnun-u Misri diyen ulukun evliyalardan bazı salihin şol Zünnun-u Misri'ni dişinde görüptür. Şununla aittir. Mâ fealallâhu bek. Ey aziz, Kuday bilinna mamulan ne acele oldu, Kuday ne miş etti sana deyiptir de. Onunla cevap veriptir, evkafeni beyne yedeyh. Fekale ya muddagi, iddiayte mehabbeti, sümme gafalte anni. Beni çağırdı, evine getirdi. Evine minnet durdum, bana aitti, ey muddagi.
sen iddia ediyedin men hudayı söyleyen, hudayı kavuryen deyip iddia ediyedin. Şey deyip iddia edip de yani menden kafir oldun haliydi. İnan şuna ayıp edenlerdi gafletmiş. Ve insan hiç vakit kafir olmalı. Madam hudayın gözlep duranını, bilip duranını, hazırdığını yardımda olmalı. Abdullah bin Selme diyen adam geçen seleflerden öl atasını gördü deyip dediği içinde. Ey ata halın ne ayağıdaydı deyip sordu. Atasının veren cevabı şu. İşna gafilin ve mitna gafilin. Biz dünyada gafıllık bilenini yaşadık. Gafıllık bilenini öldük deydi. Bizim işimiz şu oldu. Ne okunan lali Kuday'ı unutup gafıl gelenini okuntur. Ebu Ali Dakkak diyen geçen seleflerden ulu adam ol bir maridi sorma vardık dıptır bir piri. Şun sonra ilhala o hale deyip varsa tamam karnış doğanı, oğul gıydı, şagirdleri taşını üşüptür. O da yaşlı adam ahir ömrünü İslam'da şu uluk ömrü töküden adam taşını üşü oturdu o da ağlaya. O zaman ona aittim ne mi deyip sen ağlayan dedim. Onunla evki ala fevte salati ve siyami. Ağlayanım işi namazı geçirdim, aradamı geçirdim. Şuna ağlayan. Ve o ne acıda sen ben yaşta ibadetleri geçirip geçirdim diyemem neyme. Şuna veren cevabı şu olduktur. Mâ secettu secdeten illâ fî gafle ve lâ refâgtu re'sî illâ fî gafle. Ben her bir secde namaz okuydum. Secde kellemi koydum. Gafıllık bile koyup durun. Secdeden kellemi götürmedim ben. Gaflet bile götürdüm. Namaz okuyup ibadet edip durun. Şu ibadetimde Huda'yı atlamandım. Dünyam, fikrim, zikrim, oğluydum. Şu zatları meşgul olup durun. Hani Huda'yıdan gafıl olup durun. Şuna ağlayan neydim ben neydim. وَاَنَا غَافِلًا اَمَّا يُرِيدِ بِي اِنِّ دَمَنْ غَافِلُ Başıma ne mevun geleceğini ne bilemem. يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا اِشَى Huday hala ne eder? Dayıdan ağafıl oldum diye herkese uzunla dem çek herkese sosyalda can verdi. Gör. Ökünç neymiş? Huday'dan gafil olmak. Onun için Huday Teala وَاَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ Siz bir işten gafılılığını deyip Huday-ı Teala gaflatı ayıp et. Arifler fermaş ettir. Ered dünya ve intalı umrahu ve inna lefid dünya sururan ve na'ima. Men dünyanı görüyen şun ömrü uzak olsa da dünyada her hoşluğa her cüre nıgmatlara yetişti de gark nıgmat bulup dünyada uluk yaşanına da men şunu ne hilli veriyen kebanin bena bunyanehu fe etemmeh felemmesteve ma kat benahu teheddeme. Bu yaş ol adam yanın misali dünyada bir kasırlar cahiler salya puhtalar bina edip tamam emme teşkilatını tamam edip bitev edip inni kemi yok değilenine yamaçkadan şunu bozuya. Bu ilan edin. Şunu yalak görüyen. Nehilli tefekkertu fi yevmin takumu kıyameti fe emseydu vahdi fil mukabir saviya. Ben fikrettim kıyamattan kalan ünümde kabirden turan ünümde yekece ölüm toprağın içinden kellemi kalır. Kalyan, feriden, vahiden, bağda izzin ve nıgmatın, rehinen mücrimi ve turabiz usadiyya. İnni yeke tenha ol izzattan, nıgmattan sonra, men bir izzatlı, hormatlı olup, ayalli, oğulli, gelilli, qirli, körökelli, atıklı, çavlıklı, yuğluklı, tamam teşkilatlı, şagirtli bulup da
Şeyli bir muhterem cemaat içinde yaşap, yaşamdan sonra inni geldim güne alemin görevine toprağın eteğine girip ya toprağı yastık edip ne çelemalılar yine yakıcı ölüm kellemi kum savurup duruyan. Ve sen inni oğul men milyon ha harçlar edip de salancayım. Hani karnaş doğun, hani yakin, hani usta şagird, hiç gayeti hema etmen yeke tenha kal. Ve hevle nekirin ve ile nefsi ve munkarın ve mesken dudun ye'kulune fuadiyya. Ol munkar nekir diyen perişten kabırda, seninle sonra o perişten korkusu bir yanına, ol kabır diyen mesken iyi ki, kurçuğun kirmin zayi. Olur da gelip demen ennamın etini yüreklemi kurçuklar yiyip durun yağdayı. Şefiğen ileykel yevme Rabbi ve seyyidi ve enneke ta'fu ya ilahi hataya. Şida demen hahişgar olup yalvarayan sana ibar hudaya perverdigam Rabbim. Sen affetmesen benim hatalımı, günahım deyip dine, Huda'ya yalvarır, yağdayım. Tefekkertu fî tûlul hesâbi ve ardi, ve zillü mekâmi hîne uğtiye kitâbiyâ. Fikrettim, oylaştım. Ol hesâbi kitâbın tûlu ardını oylaştım. Ve kıyamet gününe nâme-i âmal gelecek bulun vaktinde, şu yerdeki bulup durun, zillet-i hâlımı oylaştım. Ebil yemin fe ekunu saiden. En bi şimal fe ekumu tariden. Name-i ağmal adımları verecek oldu tüsereptun. Name-i ağmal pervennem sağımdan gelip de hoşbat bulayan mı? Ya soğulumdan gelip de betbat bulayan mı? Ne ahiyledi bilmeyen durun yardayım mı? Şeyle olsa bir dünyanın vezedi ne mulli? Hâkı kovucayı salıp beceriyip tekmeyle edip giyirmel oranına yamaş kadını bulup buldudur getirip uyuran ediyenin oranına varlı. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tefekkür-ü saatun hayrun min ibadeti senesin. Bir saat fikrede oturmak bir yılki ibadetten kovudur deyip. Onun için dünyanın mahiyetine fikretsen dünya oylanıştan mınne bir teşkilat kurur yali dünyada bi. Manne eğlenir yali dünyada. İn heme şahlar, vezirler, vekiller, hallar, beyler. Dünyasından baylar neyme gördüler mi? Hani dünyasından, hani kasrından, hani onun genci hazinasından görün peydati. Şol kurçuğun uyumurun kabraatli çukurun içinde yatırlar enti. Bes şiyadaylar gafıldır insanlar deyip ve entiman huafirun şu ayetin tefsirlerine şehirli tefekkürler var. İnni gellik Yakub Aleyhisselam oğlularına aitti siz yüzü menden ekşecek bol yağınız men korkuyan siz onun gafıl olup da yüzü mövcek mövcek helal eder bu kadar korkuyan deyip şeyip duran yağdaylarına olur bir şehadet ısrar ettiler. Hatta İsrail Aleyhisselam'ın ödünü vaadar ettiler. Bar atanın icazı aldı. Şunda Yakub Aleyhisselam Yusuf'un doğullarıyla gitmene Yusuf'a icazı verdi. Şunun ayeti doğullarına Ya buneyye la telumuni ala hubbi. Ey oğlum dedi. Siz bana ayıbetmeyin. Men Yusuf'u sizden kovrak, kerrak söyüye deyip ona ayıp etmeyin dedi. Son men bir Yusuf'ta bir eserler görüyen, bir alamatlar görüyen, öz atam İshak peygamberde, kakam İbrahim peygamberde bulun alamatlar başında. Şidir bir kemalat umid ediyen bundan. Şunun için ben bana kendi mehebbete diyenim şudur deyip oğullarına düşlük verdi. Ondan sonra
Yusuf Aleyhisselam'ı baktı. Ya semretu fuadi, ya kurratu ayni, la tensallaha fi kulli hal. Ey men yüreğimin yaktısı, gözümün nuru olan Yusuf Can, her yerdeydi Huda'yı unutmağın neydi. Huda'yı yaktan çıkarma. Fe ila vakavte fi musibetin fe ektiril istiğfar. Her vaat bir musibet başına gelaza, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diye kâne aitsin neydi. Ve ila isabeke ma la taqate lek bih. Her vaat sana, sen bir gücün yetişmeyecek, ondan bir rahat yapabilmeyecek bir müşkül başına düşerse, şunna ait, hasbiyallah ve ni'mel vekil. Şuna aitsin, hasbiyallah ve ni'mel. Bana bes Huday'ın öğüdü bestir, ne beyle öğüdünü iş tavşırlarına işine incem veriyen Huday'dır diyen manası var. Hasbiyallah ve ni'mel vekil ait. Şun, senin ceddin İbrahim Halilullah, o da oklanan vaktinde şuna aitti dedi. Hasbiyallah ve ni'mel vekil dedi. O ona gülistan bolu yakmadı. Ondan sonra yine tavşırlandı. Ve la tenseni fe inni la ensak. Sen beni unutma. Men ne seni unutmarım dedi. وَلَا تَلْحَقْ مَا لَمْ تَلْقَنِي تَا مَنَا سَتَشْيَانْدَ قُلْمَ دِي مَنَّ سَنَا سَتَشْمَانُ قُلْمَرْنِي دِي Ondan sonra da oğullarına ait di Ey oğlullam Yusuf'u götürün Yusuf'a inhalen suğsasa suğu verin ağzıksa çörek verin bana kov reftar edin kov saklan deyip tavşırdı Ondan sonra Mani bedrağı edip şeceresil uydağ, şol ovanın bir kırasına gelen mimarları yola salıp da Allah'a yarışıp kalınlayan bir yer var, şotada bir ağaç varmış, şol ağacı şeceresil uydağ diyerlemiş. Şol şeceresil uydağı varyansa oğullarını bedrağı edip Yakub Aleyhisselam gitti. Şotada olsam hoşlaştılar, ayrıştılar. Sonra Yusuf'un doğulları Yusuf'u aldılar gittiler. Yakub Aleyhisselam da izinden gözlep gözünü savmandırdı. Yusuf Aleyhisselam da kanırılıp o da atasının gözleyi gözleyi gitti şeydi. O zaman olur ta atası gözünü savuyansa onu arkasına aldılar. Kav hürmet ettiler. Ta Yakub Aleyhisselam kayıp oluyansa. Vakti ki Yakub Aleyhisselam gözünden savurlu inni görmez diyen vakti varan vaktinde olur gerdenden okladılar. Yusuf'u. Yürüysen ne bileyim öz yürüyüşümü yalliydiler. O zaman ne şevat yürüyüp gitti. Yusuf Aleyhisselam oğlan ol ya dedi. O zaman oturdu şatada. Bana bir su verin su şekliydi. Yakup ona içmeden şurup verilen meşiği vardı. O suyu meşiği döktüler. Ona iğmel çöreği vardı. O çöreğini o ite okladılar. O zaman ona aittiler. Ha sen susadın mı? Azırdın mı? Seni ol dişinde gören yıldızlar ol aygun gelir bar olurdun kömek istediydiler. O zaman öz yüzüne şapbaz vurdular. Ayağınla yalanaçladılar. Sonra Şemruğun diyen doğanı bıçak sıyırıp doğrulu öldürmeli oldu. O zaman Ru'il diyen doğanına kasıp vardı. O da depli yanakını vurdu. Ondan sonra öbür doğanına. O da şeydi, o da şeydi. Hemme doğullarını fena getirdi. Hemme zaman defip doğacısına vurup horladılar. Şu yerde Yusuf Aleyhisselam güldü. Sonra Yehuda diye doğuna aitti. Ey ahmak! Kulu kıcay Musa ne mi bu gülüyen dedi. Onun Yusuf Aleyhisselam aitti. Huday bilen öl aramda bir sır vardı. Şu sır yardıma şükürleyen dedi. O zaman sordular ne mi o sır? Onun güllerde bir gün fikret otuydum ben. Sizleri görüp sizde bulan kuvvet
sizde bulan edermellik, sizde bulan şe'ni şevketinize men fikir edip içimden aittim be, şu ağalarım, şu dayı batır, zorlu ağalarım maka, bana hiçbir dev yavuyacak ki, hiç kim bitimin burnunu kanı da bilecek ki deyip, şeyle gurur aldım deydi. İnni bu hukukun, Kuday Teala sizi bana düşman aylandım. Şol teleke, şun fikirden, men başıma bugün düşüp duğu. Benle Kuday'dan maşrağa ittika etmelliymiştik deydi. Men size ittika edip size kavurup, sizin zorluğunuz bilen, ama men gurur aldım, hiçbir düşman bana yavuyacak der o deydim. Bu hukukunla Kuday Teala sizi bana düşman etti deyim. Şu gefe aydan sonra Yahudan yüreğine bir yumuşaklık geldi. O zaman Yusuf Aleyhisselam'ı Sin'in eteğine salli. Gel özüm saklayın. O zaman beylefi doğulları ayıp ettiler Yahudi. Ha sen eti peymanından değendin mi sen? Dediler. Olay etti. Her bir ehd-i peymanı ki Kuday'ın rızayeti onunla bulmasa şunun değinmek kabudur dedi. Eğer siz beni öldürecek olsanız evinçe beni öldürün. O zaman kastetti onu Yahudan'ı öldüreydi. Onu öldürür ondan sonra Yusuf öldürürsün. O zaman etti siz öldürün. Karar değil mi? Yusuf'u öldürmeli bir kuyu oklarsın. Beni öldürmeli bir şey kararını unuttunuz mu? Deyip onları köşüttüler. Ondan sonra Yusuf de bir değilli estağfurullah, estağfurullah diyerdi. O zaman hasbiyallah ve ne'mel vekil aynı atanın aydan zatlarını aydan dışarıda. Şeyler bilen bilir gidiverdiler. Ne şefarsak yürüydüler. Sotağda şeddat beni at diyen bir geçen padişahın bir kuyu kazıptır. Beyt-ül Mukaddes'te bazı rivayetlerde Sam beni Nuh kazı diye okuyu, okuyun adına Cübbül Hazan niyelle. Yoksa asla avul kazı dövüşenmiş. Cübbül Hazan ol kuyu Kenan'dan, Kenan'ın Yakub Aleyhisselam yurdu, Kenan'dan üç farsak miktarlı yerdi diye. Ağda daha razık düğübü giyin, terinliği de 70 kez. 70 kez terin kuyudu. Şimdi bunlar yürüyüp ekittiler şol kuyu bardalarına Yusuf Aleyhisselam'ın egin başını çıkardılar. O zaman köylüğünle çıkardılar. Sonra Yusuf Aleyhisselam'a etti, utruku etevaribi. Beytmen köylüğümü koyun, ben innam yalanaşlamam, avratım görünmesin. Onlar da ol dişinde veren yıldızdan çağır, aygını çağır. Şosanalı bas giydirir dediler bana. Kulağı asmadılar. O zaman fakat hasbiyallah ve nağmel vekil diyerdi. Atanın aydanını. O zaman bunun birliğine tanıp bağladılar, onu kuyuya sallayacaklar. Birliğine tanıp bağlayıp kuyuya sallarlarına bir iki elbilen kuyun kenarından yapıştı. O zaman bir iki elini dandılar yamaç kadın. İki elbilen kenarından yapışmadan iki elini dandılar. Kuyuya salladılar. Kuyun ortalık yoluna varanmasına yankı tanıfı kestiler. Çok asıp kuyuya asıp özünleyip. Sonra bir perişte geldi de Yusuf Aleyhisselam'ın iki elini açtı. Yusuf Aleyhisselam kuyu açtı. Şu kuyun içinde bir dağış mali. Şu dağışı rağuna değil ya. Çünkü 70 kez kuyu şu dağışı onunla koyuluptır. Her vakit lar kuyu edecek bulun altında şu dağışı durup çekip ne bileyemiş. Yusuf Aleyhisselam suya kaçandan sonra kalkıp yankı rağuna diyen dağışı çıktı. Ondan sonra yan kuyun içinde möylür, siyarlar, ilahlar kendi. Olur bir kıyı kılık geldi. Udhulu mesakinukum. Hatta la yeteazza minkum nebi. Girin hinanın düğününe yatın. Kuday'ın peygamberi sizden azat çekmesin. Hemmesi hinine girip Yusuf'a görünmeyen hinanın düğününe girip yattılar.
Ta Yusuf Aleyhisselam şundan çıkıyansa ölü kovuk olmadı. Ondan sonra kuyunu tarafı kestiler. Son Yahuda gelip kıyırdı birini ölüm ki diyorum ki ölündür elini soğuk açtı deyip. Kıyırınla Yusuf sesini işitti. Rahim gelip ökünü attır o bulur deyip. Rahim edelim ki deyip. Hoy dedi men badi diyen ki. O zaman bunlar yamaçlardan bir ölü kondaşı kuyun ağzından oklaylı barıp kellesine vurup öldürsün deyip şunu kasta minniler. Bununla yankı Yehuda menuat etmeyeli bir işi değil. Koydurmalı. O zaman başka bir ölü kondaş vardı ağzı dağır kuy. Yönünle şu daşı güçlerle getirip kuyun ağzına koydular. O kafak bolludur diyeyim. Şu yerde o da ışkalın görüp ganimet boluyordu. Kap karankı bollu. Yusuf Aleyhisselam hey böyle dağırık dıştı adam. O zaman beter dağırıp şol atasın benim duasını okuyordu. Şu vat şu işlerini Yusuf Aleyhisselam 12 yaşındadır şunla. Şundan sonra 80 yıldan sonra atasına sataştı. İsmail ben Abdurrahman Süddi diyen tabiilerden bir kişi geçiptir. Sene Hicri Kamariye'nin 128. yılında o sahibi tefsir-i siyer yazan katı alim adam sol kitabını yazıptır. Yusuf Aleyhisselam'ın kuyu oklanmanın sebebi geçen zamanlarda bir kişi varmış salih adam. Takva adam. Onun adı Yehuza. Yehuza deyilen ol Hud peygamberin ümmetlerinden. Ölken yaşaptır. 1200 yaşaptır ol. Beter uzak yaşayan adam. Şol günlerde bir gün Şiis peygamberi iğnen kitapları okuyor dediktir. Hazreti Şiis peygamberi 50 sahife indi. 50 tane cüzve. Sonra Yusuf Aleyhisselam'ın gururları varmış. Yusuf diyen peygamber şeyle bir derecesi, makamı olukon peygamber, doğruları şey edecek. Şunun şeyle bir husna cemali var, şeyle bir rütbesi var. Kâr o Eûb'dir. Şehud peygamberin kavmından, şu Şiis'in sahifesini okuyan vaktinde, şeyle bir abid adam, duası kabul olayan adam. Mustecab-ı Davud diye evliyalıların. Şöyle bir gün dua etti. Allahümme inni eselüke en tuahhireni fi hayati ve la takbiz ruhi hatta era Yusuf. Ey mağar Hudaya benim azalımı tahire koy dedi. Dirliğimi uzol. Azalımı tahire koy. Ben canımı alma ta men Yusuf peygamberi sataşıyansam deyip şunu dua etti. Zayt-ı Berek Gülhan'ın duasını kabul etti. Şu vakitte duası kabul olundan sonra bir ses giyinli. Sen Yusuf'e sataşacak olsan git ol şeddat beni adın kalın kuyusunda barda yat dedi. Sonra yat sonra gelir sataşarsın. Yine Yusuf'un oklanın kuyusu şol. Sonra gelip sonra evadet ediyordu. Çok uyum bir kenarına ibadet edip on kazası buna bir nardı diye. Defesinden bir nar gelirdi. Onun ışıkta bir çırası vardı. Petilesi de yok o sıran. Yağı da yok. Öyle öyle kudret bilinen ya evliyallah. Çok günü de bir nar aldı okudu. Şey edip neçe yıllar sonuna yattı. Yusuf'a kuyu okulanın vaktinde sudan kalkınlayıp çıkıp yankı dağışa yavşıp dağışın sına baranına bir onu kucakladı. Ve tuğla şevka ileyk ve ila likaike ya habibi ve reyhaneti kalbi ey benim uzunla uzak hevas edip gören azizim ve senin didarına müştakbol olan yüreğimin şahsifer gami ya Nebiyallah deyip kucaklap, avuşap. Ama sen hiç vakit
doğulluğunun gilayı etme. Allah tebarek ve teala menden sürü soru sürpülen getirtmiş de aklıydı. Sen doğulluğun sebep bollu inha men satışmamı deyip Yusuf aleyhisselam ile hoşlaştı. Allah'a yarışıp çatağına acele yetip öldü o. İnni Yusuf aleyhisselamın bir kuya düşüp oklanmanın sebebi kullarda bir gün ayın anı gözledi. Çün Yusuf aleyhisselam katı sahip cemal havadan iyi gitmişti. Aynadan öğün gören vakınla men misli kim maka men yalak değil de. Beter acaba galli, beter heyrana galip şidre edensen Kudayi Tebarek ve Teala ne miş etti oli? Kuyu oklatı müftela etti. Arifler aydıklarlar. Eddehr la yevka ala halih kezalike halul avdi fil usri. Hiç vakti bir zaman öldürmüşünü duruyan nedir? Şunun yalı benden usur halatta oluyor. اَمَا تَرَى يُوسُفَ ف۪ي جُبِّهِ ف۪ي ذَيْقِ اَمْرٍ ثُمَّ ف۪ي الْيُسْرِ Görmeyen Yusuf entiydi, kuyu oklonlu şeyle horluğa düştü, sonra yusra çıktı. Hasıl kelam, Yusuf kuyu oklonundan sonra on doğullarının neme eden işini Allah Tebarek ve Teala Sûre Yusuf'un 15. ayetinde beyan edip aydıya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحنا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق الله العظيم وأيضا ترجمة الشيلة بس حضرة يعقوب من أغل الرئيم يثبني سهراء أكدن زمالرنا وأولر Yusuf'ni çungur kuyunun düğübüne taşlamak mahlakatlarını bir yıktırın vaatlarına isleklerini ettiler. Ve biz Yusuf'a oğrin aittik sen hükmen olurun bu eden işlerini öğlerine haber verersin olur senliğini büyümeyen yağdaylarına dedi. Bilmeyen ağlar olur senliğini. Sen bir eden işlerini öğlerine aydarsın deyip Allah Tebarek ve Teala Yusuf Aleyhisselam'a tesalla verdi. Bes inha şıratlardan alman netice ne mulli? Sün lakad kâne fî kasasihim ibratun li ulil elbâb. Allah-u Teala'yı diye şu peygamberlerin kıssasından kıssalarına akıllı adamlar için bir ibrat vardır diye. Bes şuna alman ibrat, alman netice ne mi? Birinci şey, Hazreti Yakub Aleyhisselam öz oğullarına yürek duygusunu aitti. Ha, sizin duygunuzda yani Yusuf'ta ata babaların eserleri var. Sonra onu konmağam görünüyor. Onun için bunu köfrek söyleyenliydi. Ama oğulları atalarının sözlerini anıkmadılar. Günahkar buldular. Ata kabatlık yok. Ne bileyim şöyle söyleyenli İngilizce'nin aitti. Şimdi bir onu konmağam görünüyor. Atam, İshak, Kakam, İbrahim peygamberin makamları şimdi görünüyor. Ve her bir ata Yakub Aleyhisselam yani özünün yürek duygusunu evlatlarına aydıp hakikati düşündürmeli. Hiç vat olurga yalan söylemeli. Doğrusunu boşu yağday aitmeli. Ama oğlunlar da gerek atalarının geplerine kulak asmalı. Ve onun aydarlarını tutmalı. Eğer atasını eskermese ve onun aydarlarını tutmasa onun ağabeti şermendiliktir. Bu ya Yakub Aleyhisselam'ın oğlunları yani. Onun için Peygamber Aleyhisselam tırmayış etti. Men akka valideyh fakat asallah. Her kim ene atasını ınzıdaysa Huda'ya günahkar oldu, asip oldu dedi. Bes Huda'yın rızayeti ene ata bağlı. İkilenci almalı evrat. Hazreti Yakub Aleyhisselam Yusuf'a her yağdayda büyük Tanrı'yı unutma. Eğer kıyısılığa düşten istiğfar et. Güç yetmedik müşkülü uçar olsan hasbi Allah ve ni'mel vekil deyin deyip tavşırsı yani gerek her bir atada öz ayrı düşen oğullarına şihirli tavşırı vermeli. Üçüncü deyim. Hiç vakta doğulların bağlılığına büyütenmen. Karındaşların güçlü olmağına kabarman. Taifan ken bulmak için fakırlanman.
Eğer sen bir yağdayları bilip ağırlanıp Allah-u Teala'nı undarsan, şol esvaplar ve imkanatlarına kavarıp da pahırlanarsan, şolların özü sana düşman olup seni horlar. Güya yüzüp doğrularına kavarıp, şolun elinden horlan şiali, seninle şol güçlü veriyen kardeşlerinden daha iyi yersin, horlanarsın. Bes, dördüncü almal evratçı, her kim Hudayın söyün, dostuna intizar çekip, şona müstecab-ı dağım olayan olsa, Hudayın özüne intizar çekip, murakip olan necire olur. فَمَنْ رَاغَبَ مَحْلُوقًا فَعَلَ اللّٰهُ بِهِ هَذَا İnni Yusuf Peygamber diyen bir Hudayın dostu gelecek. Daha şunu satışasam deyip, şunu hevas ederli sebeple, Huday Tebârik ve Teâlâ onun yaşını uzak çekip, 1200 yaş attı. Bir kuyun içinde, yerleğmeyen, günlüğmeyen yerde, onun rızkını günlü bir nar başından sallap, ona da bir çırağını, yağsız peltesi çırağını, ona ışık edip, şeyle güzüren bilen onu yaşattı. Ne mi de şuri? Huday'ın dostunu söylesen. Vakti ki Huday'ın özünü söyleyip, özüne aşık olsan, onun ehilli olur, onu getir makamı yukarıydı. Onun için, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fermaş etmir, men ahabba lika Allah, ahabba Allahu lika. Her kim, Hudaya sataşmağını söyüse, Hudaya söyüp cidat bir Allah'ın didarını müştak bulasa, Huday da şunu sataşmağını söyleyendir deyip. Ve Huday'ın doğasını kavurmeli. Huday'ın doğasından ne betir? Huday'ın özünü kavurmemiş. Ondan sonra, beşinci almal övrat, öl görküne kuvunup, şekli şamayılını kavurup, özünü halklardan üstem görmeli. Her kim özünü ulu tutup da halklardan üstem sahaysa, Tanrı Tebârik ve Teâlâ onu yere çalıp, bazı halklardan etek düşürür. Goya Yusuf Aleyhisselam özünü özgürlerden üstem görüp, avudan mürküne kavarıp, husn-ı cemal bilen mağrur olup, acap kakalınla, yerin yüzünle gezdirilmeyeni 70 yer yerin teyine dınır şiali. Bes kavrarası yok adım fakirin. Onun için Peygamber Aleyhisselam'a ayettir. Men tevazığa lillah, refegahullah. Ve men tekabbere, vezegahullah. Her kim Huday için peselse, Huday onu kaldırır. Emme kalsa öğün yukur tutsa, Huday onu yere çalar diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fermaş ediyye, en necat fi isneyn, et takva ve niyet. وَالْهَلَاكْ فِي اِسْنَيْنِ الْقَنُوت وَالْاِغْزَابِ Necat iki zattadır. Biri takvalıktadır, bir de kovu niyettedir. Niyetiniz kovu, takva olduğunuz, şimdi necat. Helak da iki zatta. Biri, özünü halamakta, sevmekte, Huday'ın da umidinden namit bulmakta. Helak. Namitlik de helak. Huday-ı Erhamer Rahmin, beni gözler deyip umidin bulmalı. Ondan sonra kabar mallede. Hazreti Ömer fermaş ettir. İnne min salahi amalik en terfuza ucbek. İnki amalın kovusundandır ucbunu özün halamanı terk etmektir. Mesruk diyen geçen bir ulu evliyardan fermaş ettir. Kefâ bil mer'i cehlen ey yucubi amali. İnsanın nadarlığına başka zat gerek geldir. Fakat özünü, öz haleti, öz amalının öz razibi olsa, şundan ağırda nadarlık gerek geldir insana deyip. Özünü yiğrenmeli halim Allah'a hiç yok. Ömer İbni Abdülaziz diyen geçen bir evliyalardan, o her vakit hutbe verip, halkımızın vaaz verip doğuka, şatada uzup gelasa, ve ben şuna kavaştım deyip, özünü kavurmak gelasa, der o keserdi deyiptir. Ya bir hat yazıyorsa, şahatın avuzun kav yazarsa der o kağıdı yırtardı deyiptir. Allahümme inni avuzuke min şerrin nefsi. Huda ya huda evvelna. Men nefsimin şerrinden fena isleyen deyip şey derdi. Ve onun için adam kabar arası yok, mellik arası yok. İnha
Allah Tebarek ve Teala öl aziz dostlarına en tekbir lehzede kavarıp da şidre bir bolon yağdaylarına iğrına olara şidre pişamatlara duçar edişleri şi tane sayenden bağırsına ibrat. Olan kıssalarına sizler için ibrat vardır. Sonra almalı evut vardır. Deyip Allah Tebarek ve Teala'nın tevzi ediyen şey. İnşallah gelecek vaazlarda minna gurrunni ve onu almalı neticelerini gelecek vaazlarda aydırsın inşallah. Allah Tebarek ve Teala bari imanı tevfiğe hidayet verip de bari imanı şu vaazlardan netice alıp, ibrat alıp, behrimet bilyarlardan ayrılır. Rahmet.